Merhabalar, ben Kötes Köte ve Cities Skylines'la karşınızdayım. Evet, bu yeni bir seri olacak. Ah, şimdi. Seri hakkında birkaç detay. Bir, ben de her DLC yok. Birkaç tane DLC var. İki, oyun hakkında uzman değilim. Oyun hakkında hiç uzman değilim. Sadece iki tane canlı yayında oynamışlığım var bugüne kadar. Onun dışında doğru düzgün bir oynamışlığım yok. Üç, bu ikinci kaydedişim. Kazara kaydet butonuna tıklayıp basmayı unutmuşum. 4. Hadi başlayalım. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Random olsa güzel olabilirdi. Adalar, gizemli sahil. O zaman gizemli sahil alalım. Başla. Evet, bu arada videonun açıklamasında sizden bir şey isteyeceğim. Şehrimize ne isim koyalım? Evet, oradan bulduğum güzel bir öneriyi ben direkt şehrin adı olarak koyacağım. Evet, şimdi planlarım ne? İlk önce şehirde ana amacım mümkün olduğunca raylı ulaşım kullanmak. Eğer normal araçlarla toplu taşıma yapacaksam, bu toplu taşımanın küçük alanlarda ya tercihen küçük alanlarda olmasını tercih. Ya küçük alanlarda olacaklar ya da sadece uzak mesafeler arası olacak. Bu ilginç bir başlangıç oldu. Bayağı ilginç bir başlangıç oldu. O zaman şehrimizi buraya doğru yapalım. Evet. Biraz gürültüden rahatsız olacaklar ama olsun. Evet. Azıcık olacaklar. Sağlık olsun. Ve buradan itibaren şöyle bir düzlük. Ve buradan itibaren de bir gıvrım. Ve şuraya gelelim. Ve yeni gıvrım. Burası biraz ufak sıkışık bir yerleşke olacak. Ama olsun. Şurayı da sanayi bölgesi olarak kullanacağım. Kıvrımlı bir yol. Şimdi başlayalım yerleşkemize. Aa, dur. Bir de şuraya bir et. Atlama noktası. Biraz kötü oldu ama neyse. Aldırış etmeyin. Şimdi şuralar komple yerleşke. Aslında dur. Şu yolu bir sileyim. Şu yolu da sileyim. Tamamdır. Daha iyi.
ve Ulla. Şuralar commercial zone. Siz satış yapın. Buralar satış yapacak. Buralar para kazandıracak. Buralarda da insanlar yaşayacak. Günlük güneşlik olacaklar. Buralarda da aslında şuralarda da fabrika olsun. Buralarda da işçiler çalışacak. Evlerine ekmek getirecekler. Burası da buffer commercial alan olacak. Evet şimdi bize başka ne lazım? Elektrik lazım. Tabii ki de. Elektrik olmazsa olmaz. Ardından bir de ne lazım? Su. Su pompası. Şuraya da atık pompası. Ardından buraları da güzel güzel su yolları. Yoksa vatandaşlarımız su verecekler. Su koyu verecekler. Tamamdır. Makul bence. Ve bir de şu elektrik çıkışını. Şimdi şuraya lan taşıyalım. Evet ve insanlar yerleşmeye başlasın. Tabii bir de önce elektrik ve su üretimimizi mümkün olduğunca minimize edelim. Ki bize çok fazla anladınız siz. Elektrik oradan bağlı mı değil. Ve şunları kaldıralım. Yerleşsin şehrimiz. Evet ve aslında şurada ile şurası arasında da bir bağlantı kurabiliriz. Sen şuraya elektrik gelmiyor şu an. Hayır, geliyormuş artık. Şuralar bağlansın, şurayı zaten kaldıracağım. Mesela şu ve şu artık gidebilir. Evet. Hadi para kaz artıya geçin. Paralar artıya geçsin. Güzel güzel. Zaten bir şey tüketmiyorsunuz. Bir şey yoksunuz zaten daha. Nüfus artıyor. Güzel. Artsın. Bu başlangıç beldemiz biraz küçük olacak. Şuraya genişleyecek de. Şu diğer beldeler biraz daha büyüyecek gibi. Şuradan şuraya geçiş biraz sıkıntı olacak. Tam yolun ortasına denk gelmişiz. Elektrik bakışından bakalım.
genişliyor, genişliyor. Güzel, güzel. Büyüyün, nüfusunuz artsın, çoğalın. Evet. Mecra olduk. Ve bununla beraber önemli bir şey yapmamız gerekiyor. Bayağı önemli ve biraz kirli bir iş. Çöp. Ve beraberinde sağlık uçağı. Buraya gel. Hatta ben bir de özür dilerim. Şurayı şöyle bağlayalım. Bir de ilkokul. Çocuklarımız okusun. Büyük adam olsunlar. Bizim gibi yan gelip yatmasınlar. Diyorum ya. Okuyun oğlum. Okuyun. Büyük adam olun. Belediye başkanınızı gururlandırın. Yoksa belediye başkanınız böyle saçmalayıp duracak. Buna izin vermeyin oğlum. Fazla elektrik hatları döşemeyin. İsraftır. Kafayı yemiş bir belediye başkanının nesi diyeceğim? Ben de şaşırdım. Kafayı yemiş bir belediye başkanını dinlediniz. Herkese sağlık. Dur. Herkese sağlık hizmeti. Vatandaşlar tedavi... tabii ki de elektriğimiz artık yetmiyor. Sonra suyumuz da yavaştan yetmeyecek. Atık suyumuz sıkıntı. Hadi artıya geçin. Aslansınız, kaplansınız, artıya geçersiniz. En kral vatandaş sizsiniz. Benim vatandaşım kraldır. Ben vatandaşımı kral gibi yaşatırım. Ve hala eksideler. Bir saniye. CERN'de minyatür bir kara delik oluşturuldu. Bilim insanları içine bozuk para atıp deliğin çalıştığını onayladılar. Belediye başkanı sıkı bir eğitim destekçisi. Vatandaşlar durumdan memnun. Evde eğitimi, hayır eğitim okulda. Evet, yolların isimleri olduğunu biliyorum. Bu arada şehrimizin adı Kara Ormanlık'mış. Yakında beldeler de açılacak. Ne, artıya geçtik, güzel. Para getirin Uleyne. Güzel, güzel, güzel. Bir binamız seviye atlamış. Bakalım şehrimiz nasıl gözüküyor. Fena değil. Bir saniye. Su işleri bir derdiniz mi var? İşte su koymaktan kastım buydu. Artık su koyamazsınız. Bunlara da ihtiyaç yok. Vatandaşın su koymasına gerek kalmadı. En büyük vatandaş bizim vatandaştır. Sana niye elektrik gitmiyor? Evet, elektrik hattım var, neyse. Kalsın bari. Şimdi bizim yavaştan paramız artsın. Çok ilginç bir parlaklık oldu.
Türk sokağı. Bakın sokaklarımıza ne isimler vermiş. Fatih Akobalı sokak. O kim? Neslihan sokak. Biraz... Neden? Bütün ana yol. Evet, bu yol komple... Biraz Reflection biraz ilginç çalışıyormuş. Bakalım Reflection'ı kapatabilecek miyiz? Grafikler... Yok. Galiba. Neyse. Ne yapalım? Siz işçi mi bulamıyorsunuz? O kadar vatandaş var. Bir işçi mi bulamadınız Züleyn? Ne biçim fabrikasınız? Tam bulmuşlar. Ama elektriğimiz yetmiyor. Evet. Bütçe. Elektrik. Art. Yolsu elektrikten kasılmayacak. Her bir J. Kendi çapında dönecek. Ve köy olduk. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman itfaiye zamanı. Ve polis zamanı. Oh yeah. Bunun buna kıyasla artısı ne? Hayır, bunun buna kıyasla artısı ne topluluk okulu? Bilmiyoruz. Neyse. Oo, daha fazla vatandaş alanı lazım. Yaşanacak alan. Buradan bir yol açarak devam ediyor. Oy, oradan açmayayım. İnsanlar çok mutlu olmaz orada. Ya su pompasını ileri taşırım. O da bir seçenek. Ya da karşı kıyıya da yerleşke açabilirim. Karşı kıyı yerleşkesi. Voilà. Ve yeni bölgelerimiz. Bu bölgenin adı kesinlikle belli. Diyecektim. Bence bu daha güzel. Bu daha güzelmiş. İsimlendirmeyle çok uğraşmayalım. Burası komple yerleşik alanı. Gelin bakalım. Gelin bakalım insancıklar. Doluşun. Belediye başkanı sizinle gurur duyuyor. Ama yeterli para yok. O zaman... Boşalım. Önemli olan borç almak değil, o borcu güzel yatırımlarda kullanmak. Ki amacımız da o. Borcu güzel yatırımlarda kullanacağız ve tabii ki de
Geri dönüşüm merkezi. Ben geri dönüşüm merkezi istiyorum. Dur. Bekleyelim. Suyumuz yetmiyor. Bütçe. Su. Elektriği de az çıkarttıralım çünkü birazdan bayağı bir artacak. Su sorunlarımız hala devam ediyor. Ne güzel ne güzel. Ha, çünkü buraya elektrik bağlantısı kesilmiş. Ne güzel. Harika. Cidden harika. Bellissimo. İtfaiyemiz oraya tam yetişemiyor. Çok güzel. Neyse biraz... Oh, şunu unuttuk. Tamamdır. Gelsin şu artıya geçsin. Şu insanlar yerleşince muhtemelen geçecek. Evet. Az bir şey kaldı. Sonrasında artıya geçtik. Şimdi biraz para biriktireceğiz. Çünkü para lazım. Gerekli. Pere. I need pere. Paketler direkt kapımızın önüne bırakan... Bir saniye. Paketleri direkt kapımızın önüne bırakan 4 döner teslimat işleri için gitgide daha çok kullanılır hale geliyor. Heh, tamam. Bir an kargo firmalarına gönderme zannedecektim. Değilmiş. Amazon çakmasıymış. Yay, küçük kasaba olduk. Ama direkt olarak ben... Bu arada benim doğal kaynaklarım neler? Doğal kaynaklar. Burada güzel bir tarım... Şurada güzel tarım alanı oluşturulabilir. Burada bir halt yok. O zaman sanırım ilk bölümü burada bitirebiliriz. Ama ilk önce ikinci bir itfaiye kuralım. Yoksa bu vatandaşlar beni yer. Elektriğimiz ne durumda? Güzel değil. Elektriğimizi fazla mesai çalıştırabilecek miyiz? İş görecek mi? Biraz. Azıcık idare etsin. Ya da borçlar al. O borçlardan bir de önce şunu bir ödeyelim. Sonra trik. İkinci kömür santrali. Gel. Ve sonrasında şuradan bütçe ekranından bu fazla kullanımımızı geri çekelim. Boşa para harcamayalım, değil mi? Evet. Sanırım ilk bölümümüzü burada bitirebiliriz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftelerine günler, iyi eğlenceler ve şehir adı söylemeyi unutmayın.